Evet. Sabahki ses krizinden sonra sessiz, yarı sesli, yarı sessiz yayınımızdan sonra akşam tekrar merhaba Aris. Evet. Aslında bu da bir iyi bir şey olmuş oluyor. Biz akşam denemesi diyorduk. Bu kaçıncı program Kemal? Beş. Yani 5 hafta olmuş, bir ayı geçmişiz. Evet, beş. Beş. Şöyle. Tamam. Aha. Ekranda da gözükmüş olsun beş. Evet, beş. Şey, belki de böyle deneme olmuş oldu. Akşam kayıt yapalım mı acaba diyorduk ya. Aha. Böylelikle bir akşam yayını da yapmış olduk. Evet. Belki bundan sonra akşama çekebiliriz. Daha iyi olabilir ama sen yorgun gözüküyorsun. Televizyondan çıktın tabii. Evet, ama şey iyi oluyor, böyle bir sürü haber gelmiş oluyor, haber okumuş ve takip etmiş oluyorsun gündemi falan böyle. Hoş, dünden çok bir farkı yok yani, sabah da sesimiz gitmemiş olabilir bazı bölümlerde, ama ben sabahki konuştuğumuz şeylere, daha önce de konuştuğumuz şeylerin biraz devamı olmuş oluyor. Bu Evet. Boğaziçi Üniversitesi açıklamalar falan filan, Aha. işte dekan atamaları, Aha. anket sonuçları, bir Aha. sürü şey. Neyse, nereden başlayalım? Senin en Başlık şey... belirledi. Yeni başlık belirledin mi? Yok, ben aynı yerde takılı kaldım. Umut ve umutsuzluk meselesinde, ama senin için yeni başlık var mı? Yani senin bugün mesela etkileyen ya da bu hafta, geçen yayından bu yana Sabah da veya kahvem vardı. Şimdi günün son kahvesini içiyorum. evet, Bardağın dolu mu boş mu? Hadi bakalım. evet. Göremiyoruz tabii senin bardağını, ama benimkini görebilirsiniz. Ben birazını içtim. Aslında bardağım dolu. Yani dolu kısmı midemde şey, boş Evet, olan sen kısmı. bu bardakla ilgili de Pandora'nın kutusu göndermesi yapmıştın. Sonuçta Evet. Umut'un şey. Bugün biliyorsun Metropol'ün anketi yayınlandı gün içerisinde. Aha. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketi yayınlandı. Orada da umutlu umutsuzluk var. Öyle mi? Ha, Türkiye, onu takip tabii etmedim. bir 2000 küsür kişiye yapılmış bu anket. Aslında sürekli açıklanıyor bu 2000 küsür kişi üzerinden yani yapılan açıklamalar. Aralık ayı anketi bu. Hı 17-19 Aralık galiba arasında hı. yapmışlar. Hı. Mesela Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına güvenmiyorlar. Geleceklerinden kaygı duyan insanların oranı ise %63,7. Çok yükselmiş. Çok yüksek ve bunların da yanlış hatırlamıyorsam şu an hemen bakayım %45'i AKP seçmeni. Ha, Yani gerçekten mi? kendi se evet. Yani sen bunu tabii karşılaştırdığında anlıyorsun. Tabii herkes sonuç açıklamaktan bile korktuğu için artık şeyden anlıyor. Yani sen bunu karşılaştırıyorsun. Yani diyor ki bu mutlu olmayanlar arasında bir bölüm yapmış. CHP'liler, MHP'liler hani kime oy verler diye. Orada AKP. Senin de daha önce söylediğin bir şey var. Mesela AK Parti'nin oyu seçim olsa %30,6. MHP'ninki de %6. 36,6'yı buluyorlar beraber. CHP %20, İYİ Parti 8,9, 8,9. Kararsızlar dağıtılmamıştır orada. Evet, dağıtılmamıştır. HDP 8,7. Bence iyi rakam. Kararsızlar da %9,5. Ama işte bu umut mevzusu, yeni yıl mevzusu var yani. Şey, bence. Tabii bu yeni yıldan hemen önce. Bir de beni bugün en çok şu şey haberleri etkiledi. Pazarlarda gezen, çarşı pazar gezen ve oradaki çürük elma, sebze, meyveleri toplayan insanların görüntüsü etkiledi. Bu bence birazcık da bu işin haberinin nasıl yapılması gerektiğini de tartışmamız gerekiyor artık bence. Yani bu Neden? konuda araştırmalar var. Yani Niye yoksulluk takıldın? haberi Ben mesela insanların sürekli yüzünün gözükmesine takıldım mesela, ya onu nasıl, başka bir açıdan Yo, nasıl bence değerlendirebilirim? insan kendi konuşuyorsa mesela, yani kendisini zaten konuşup göstermek istiyorsa orada ben bir problem görmüyorum, ama genel olarak zaten data ve dijital dünyada bombalandığımız bilgi bombardımanıyla bizi yönlendirdikleri bir yerde yani var olan bir gerçek var diyelim. Bu anketlerde öyle değil mi? Sonuçta hepsi yönlendirme yapıyor aslında. Şimdi bu sen mesela bu anket sonucunda 73 sayfa Kemal. Ben burada sadece 3 tanesini söylüyorum. Ama bu bir Doğru. yönlendirme. Mesela şunu da söylemem gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Çirkeflik yapmayayım. Bu arada bu ülkenin ekonomisini en iyi kim yönetir de en yüksek oran yine Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan. çıkıyor. Yani bu böyle bir kararsızlık şey, bunu böyle olduğu gibi ortaya koyamıyor. Mesela işte yoksulluk diyoruz, tamam mı? Yani çöpten yemek toplama diyoruz, ama mesela
Mesela Avrupa'da çöpten yemek topla, pazar artıklarının toplanması bir yoksulluk ifadesi değil. Benim eski yaşadığım Brüksel merkezinde pazar bittiğinde zaten pazarcılar kendileri o çürük ya da çarıkları bir kasaya koyup köşeye bırakırlardı ve çıkarsın alırsın. Biz, ben de gördüğümde alıyordum yani. Çünkü o başka bir paylaşımcılık oluyor. Anladım. Ama bunu böyle yoksulluk, kötü oluyoruz bilmem ne diye verince işte umudu da biraz çürütmüş oluyoruz. Okey, o insanların, gördüğümüz insanların tabii ki geçinemiyor olduğundan değil de hani geçindiği halde keyfe keder ya da ziyan olmasın diye ya da yahut başka nedenlerle alıyor olduğunu bildiğimizde tabii ki başka türlü hissederiz. Mesela Avrupa'ya bakarsan bir dönem ABD yüzünden ikinci el eşya giyimi de çok havalı bir şey haline geldi. Yoksulluktan, evet. Yoksulluk tırnak içinde hani daha az para verme refleksinin bir popülerleşmesiydi o. Hatta karşılıksız, Türkiye'de de bu oldu, şimdi devam ediyor mu bilmiyorum, karşılıksız eşya değiş tokuş pazarları dahi kurulmuştu. Bu işin başka bir kısmı, o yoksulluğa işaret değil tabii. Belki oradan kaynaklı ortaya çıkmış olabilir ama onun popülerleşmesi başka bir şey. Burada elbette hani o gördüğümüz insanlar keyfe keder ya da ziyan olmasın diye almaları başka bir şey ama alamıyor tabii olduklarında. Yani bunu tercihen değil, zorunluluktan yapıyor olmalarını konuşuyoruz. Evet. Evet. Ama ya bunda sadece şu anda daha kavrayamadığım, biraz okuma yapmam gerekiyor onun üzerine. Daha kavrayamadığım, yani şeye, cümleye dökemediğim bir rahatsızlık veriyor ama yani bunu nasıl görmek, nasıl yapmak, sonuçta bir taraftan da bunu göstererek de aslında ve daha çok haberleştirerek çok fazla mutsuzluğa da sebep olabiliyoruz. Yani düşünsene her gün açtığında kötü bir haberle uyanmak bu kötülüğün olmadığı anlamına gelmiyor. Ama tabii bu çok fazla yani yoruyor, insanların zihni de yoruluyor artık. Ve ne yapıyorlar? Dönüyorlar Netflix dizilerine bakıyorlar yani. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Mesela şimdi bu videodan devam edelim ve oradan da Umut'a kendimce hani neden bunu dert ettiğime bağlamaya çalışacağım. Bir video daha dolandı bugün. İşte bir kadın gene pazarda işte ekonomiden, geçim sıkıntısından, onun ifadesini söylüyorum, 1,5 milyar lira maaşla geçinemediğinden bahsediyor ve sonrasında peki oyununuzu kime vereceksiniz dendiğinde Erdoğan'a, ben Erdoğancıyım, sonuna kadar Erdoğancıyım diyor ve bu paylaşımın altında da hani bildiğimiz klasik muhalif eleştirileri, tırnak içinde klasik muhalif eleştirileri, ağır, bazen ağır, bazen ne diyelim, kızgın ifadelerin olduğu eleştiriler de var. Bunun üzerine biraz konuşmak lazım. Ben eğer sen bir burada hani bir bu sadece kadının sorunu mudur? Yani başka bir seçeneğim yok diyen kadının sorunu mudur? Biz ne yapıyoruz sorusuna da cevap vermemiz gerekir. Elbette doğru, muhalifler baskı altında. Ve şimdi buradan da Umut'a bağlayacağım. Bu 2020 yılının değerlendirmesi yapılırken siyasi analizler, işte ekonomik analizler kısmında kimi muhalif yazarların, işte analistlerin 2021'in de 2020'ye bakarak 2021'in de kötü olacağını, ümitsiz olduklarını, uzun uzun buna dair konuştuklarını şahit oldum, duydum, dinledim uzun uzun. Ve onun üzerine mecburen bir şeyler yazmak zorunda hissettim kendimi. Bu insanlar sonuçta bilgiliği üzerine kafa yoran, bir mesele üzerine kafa yoran, detay detay konuşan insanlar ama biliyor olmak bazen yetmiyor. Biliyor olmak ile tavır arasında direkt bir ilişki yok. Ya da duygusal durumumuz arasında direkt bir ilişki yok. Burada da Umut'tan ya da bu meseleden de biraz önce bahsettiğimiz çürük elmaların toplanması ya da yahut pazarda geçinemediğini söyleyen kadının gene Erdoğan'dan başka seçeneğinin olmasına bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Ben öyle bakıyorum. Şimdi dönersem 2020 yılına mesela çok kötü geçtiğini söylüyor herkes. Çoğu insan bunu söylüyor ama bir yandan da 2020 yılı bütün baskılara rağmen muhalefetin dağılmadığı, dağılma potansiyeli olan bir toplam muhalefetten bahsediyor. HDP bir yanda, İyi Parti başka bir yanda, işte CHP bir diğer yanda. Dağılmadığı bütün potansiyeline ve iktidarın buna yönelik çok ciddi operasyonlar
yapmasına rağmen dağılmadığı, derli toplu durduğu bir dönem. 2020 her şeye rağmen büyük şehirlerin kazanılarak, yani iktidarın çok güçlü olduğu bir dönemde büyük şehirlerin her şeye rağmen kazanılarak girdiğimiz bir yıl. O halde neden umutsuzluktan bahsediyoruz? Yani somut verilerin umut yönünde olduğu, yani soyut bir umuttan bahsetmiyorum bunda. Somut olarak da hani bütün o baskıya rağmen ki muhalefette olmak, yani muhalif olmak, baskıya uğramak, işsiz kalmak, aç kalmak anlamına geliyor. Derhal herhangi bir şekilde başınıza iş gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla muhalefete geçmek çok zor. Ama burada iktidardan kopuş olup Davutoğlu, Babacan bile parti kurup muhalefete geçiyor iken neden peki biz umutsuz konuşuyoruz? Yani burada bir garip bir durum var. Neden buna bütünlüklü bakamıyoruz? Elbette doğru. Bir baskının olduğu zor bir döneminden geçtiğimiz doğru. Ama bütün bunlara rağmen bu yaşadığımız olumlulukları, hayatın ilerleyişini neden göremiyoruz? Mesela yılbaşı bir şekilde yasaklandı. Bundan bir ay önce de hani içki satışları hafta sonunda da yasaklanmaya başlandı. Ama bir yandan ben geçmiş yıllara nazaran yılbaşı eğlenceleri neyse kamusal alanlarda yapılıyordu biliyorsun. Çok fazla tacizler de oluyordu. Fakat şimdi bütün bu yılbaşının bile yasaklandığı bir zaman diliminde ben o kamusal alandaki renksizlik yerine evlerin balkonlarında, kapılarında, pencerelerinde yılbaşı kutlaması yazan, süslenmiş evler görüyorum. Yani gerçekten hayat baskı altına alınca hayatın kendisi direniş oluyor gerçekten. Ve bu insanlar atıyorum muhalif olduğundan değil, hani hayatı renklendirmek istiyor. Bu baskı, bu renksizlik altında renklendirmek istiyor ve başarıyor da. Buna rağmen yani bütün bu iktidar açısından da baktığımızda ya ben bu kadar baskı uyguluyorum sosyal medyadan, hani hakaret davası açılmamış insan yok neredeyse, 70 bin civarında öğrencinin tutuklu olduğu, HDP açısından konuşursak 10 bine yakın kişinin tutuklu olduğu, İyi Parti'ye bir gün tırnak içinde FETÖ'cü, terörist dendiği, ertesi gün yok sen millisin dendiği diye iktidarın sürekli sözünün değiştiği bir yerde, bir durumda bu kadar baskıya rağmen ben nasıl oluyordu yüzde oyumu kaybediyorum? İnsanlar senin de biraz önce söylediğin hala daha Erdoğan'ı ekonomiyi en iyi yönetecek kişi görüyor olmasına rağmen peki o zaman benim bu oy kaybım nedir diye iktidarın da kendisini açıklamak zorunda olduğu bir durum var. Ve muhalefette olmak bu anlamda hani hele böyle ekonomik kriz zamanlarında insanlar güçlü olana yönelmek ister, geçinmek için. Ona doğru akmak ister. İş bulmak için. Ona yönelip ona dahil olmak ister. Ama burada böyle bir şey olmaması sana da garip gelmiyor mu? Dolayısıyla bir direniş var. Bizim öngörmediğimiz, tahmin etmediğimiz ya da bizim bildiğimizin dışında sessiz bir direniş var. Bu sessizlik kabul etmeye delalet değil. Umutsuzluk gibi gözükse de bir umuda delalet. Eğer umutsuz olsalar herkes iktidara doğru tekrar yönelir. Ama böyle bir beklentinin olmadığını görüyoruz. Benim bahsetmeye çalıştığım bu sabahki Pandora'nın kutusu ve bardak muhabbeti de hani bardağın dolu mu boş mu tarafına bakıyorsun klişesi üzerine konuşmuştuk. Bu bir klişe, işe yarayan bir klişe aslında konuyu açmak açısından ama ben bardağın bütününe bakan birisiyim. Yani o diyalektik boş ve dolu olanın diyalektik ilişkisine bakan birisiyim. Bunu aslında bu yönde, umutsuz yönde konuşan insanlar da biliyor, bunları bilmiyor değil. Ama neden bunu tercih ediyorlar bilemiyorum. Mesela iktidar eski Türkiye diye o kadar çok söyledi ve eleştirdi ki eski Türkiye'nin bütün yöntemleriyle şu anda başvuruyor. Yani HDP'nin kapatılmasından bahsediyoruz mesela. Eski Türkiye'de HDP kapatılarak çözüm olmadıysa yeni Türkiye'de aynı yöntem izlenerek nasıl bir çözüm olacak? Bunu iktidar da biliyor aslında bunun çözümü olmayacağını ama o kadar çaresiz ki çıkış bulamıyor. Yani yol ve yöntem bulamıyor. Yani aklı buraya kadar. Burada iktidar da aslında o pazardaki kadın gibi, hani geçinemiyorum ama Erdoğan'dan da başka seçeneğim yok diyen kadın gibi. Yani o da yani çözüm bulamıyorum ve gene parti kapatıyorum. Ne yapayım durumuna gelmiş durumda. Peki biz burada
aslında bir seçenek yaratıyor muhalefet. Bence zaten mesele de bu. Muhalefet dağılmayarak, yani ilerlemeyebilirsiniz böyle baskı zamanlarında. Zaten baskı zamanlarında ilerlemeniz değil, ben kendi adıma söyleyeyim, durduğunuz yerde durmanızı, sabit durmanızı, durabilmenizi başarı olarak görürüm. Muhalefet durduğu yerde duruyor ise eğer, benim için yeterlidir. Dağılmadan, birbiriyle kavga etmeden. Üstüne üstlük dediğim gibi, yani mesela Davutoğlu ve Babacan iktidardan koptu bu dönemde. Herkesin umutsuz olduğu dönemde iktidar üçe bölündü. Ama mesela Muharrem İnce ve Sarıgül de bir atak yaptı. Ama mesela onların Davutoğlu ya da Babacan gibi hiçbir etkisi olmadı mesela muhalefette. Yani sizden iki bizden iki yapmaya çalıştı iktidar bence. Ama çok böyle bir etkisi olmadı. Dolayısıyla ben birazcık meseleye böyle bakıyorum. Biraz umut şey, yani bence umutlu olmak konusunda, yani ben de 2020'ye mesela geri bak döndüğümde baktığımda umutsuzluk verecek çok bir şey görmüyorum. Yani evet, tamam, korona vesaire, bütün dünyadaki işte bu, ne bileyim, biraz sabah da onu konuşuyorduk, hani dünya bize bir şeyler söylüyor ve biz bunu artık hani insanlık kendi içinde çok kapalı kalarak ne derler, yönetiyor. Yani siyaset, ekonomi, kendi yarattığımız şeyler bunlar, insanların kültür vesaire derken, aslında dünya bize o alarmı verdi 2020'de korona virüsüyle, ki ne ilk ne de son. İşte şimdi 2021 yorumu yaparken de hep insanlar, canım zaten daha da iyi olmayacak, daha da kötü olacak, şöyle olacak, çip takacaklar, aşı gelmeyecek, aşı olacağız mı olmayacağız mı tartışması ile gelirken, bu arada bir tane de aşı anketi yapılmış, 1700 kişiyle %52'si aşı olmayacağım demiş. Güzel. Yani o da bir Güzel. tercih. Aşı Bütün olmayacağım diyenlerin bir şeyi var mı? Esas mesele bu. Bir çözümü var mı? Yok. İşte bir onu bilmiyorum. Yok. O anket Yok. sonucuna sormuşlar mı Olmayacağım, bu bilmiyorum. olacak, şu olacak diyor ama mesela bir çözüm önermiyor. Bak, bu yılın, özür dilerim araya giriyorum, en Yo çarpıcı, yo. umut veren gelişmelerinden bir tanesini diyelim kıyasladığımızda, hani tabii o dönemleri yaşamadık da okuduklarımızdan biliyoruz. Orta çağdaki veba salgını ile kıyaslandığında bu korona salgını pandemisi, aradaki en temel fark ne biliyor musun? O dönem insanlar modern tıp da olmadığı için, aşı da olmadığı için çaresiz dinden bir beklenti içerisine giriyorlar. Ama bu dönem tartışmasız bir şekilde herkesin bilimden beklenti içine girdiği, dindar olsun olmasın, hangi dinden olursa olsun, herkesin aşı çıktı mı diye beklediği %52 olmayacağını söylemiş olmasına rağmen, en azından %50, bilimin %50 oranında etkili olması benim için çok büyük rakam. Ki bence aslında bilim çok daha düşük rakamlarla bugüne kadar geldi. Çok daha düşük desteklerle bugüne kadar geldi. Hatırla, tıbbın hani gelişmesinde cesetlere, kadavralara bile müdahale etmeleri engelleniyordu. Dolayısıyla bilimin en belirgin olduğu, beklentinin yani ona yöneldiği, artık bir dinden değil, başka çarenin olmadığının herkes tarafından görüldüğü bir dönemi de yaşıyoruz bir yandan. Yani rasyonele yöneldiği herkesin, ona çalışan sağlıkçılara eylemler yapıldı, onlara destek eylemleri yapıldı. Hani başka birisine değil. Onun dışındaki herkesin de beklemeye geçtiği ve en popülerleşen meslek tercihlerinde sağlık olduğu bir dönem mi yaşadık, yaşıyoruz? Tabii en çok saldırıların da yine sağlıkçılara yapıldığı bir dönem yaşadık. Tabii. Tabii. Hatta şu anda da geliyor. Yani bilim dedin ya, işte bir taraftan, ama bilim dışı düşünen, yani ne bileyim, bilim dışı düşünen bir toplum ya da yönetim kesimi olunca da insanları yanlış yere yönlendirebiliyorlar yine de. Sonuçta bu yüzden iktidarlar ve yöneticiler, hükümetler önemli. İnsanlara bilmez, insan bilmediği şeyden korkar derler ya, işte bilmesin ki bana itaat etsin gibi şeyler de oluyor. Mesela ne bileyim, çok ilginç. Şimdi bugünkü haberlerden biri, biraz önce sosyal medyada görüyordum. Çin'in yolladığı, Çin geçen ay Ay'a
şey göndermişti. Evet, evet. Birkaç hafta önce. Şimdi Çin'in yolladığı Mars'a giden bilmem kaç milyon kilometre yol alması gereken uydu da Mars'ın yörüngesine neredeyse girmek üzere. Böyle hani inanılmaz şeyler, gelişmeler de oluyor. İşte sabah da konuştuk bu robotların, Boston Tech'in robotlarının Boston gelişmesi. Boston Dynamics pardon. Bir taraftan da insanları böyle korkutucu, işte hani eski çağlarda da okuruz ya romanlarda falan ya da filmlerde görürüz. Bilimden korkuyorlar. Galileo'dan da korkmuşlardı diye. Böyle bir karşı şey yaratıyor sanki. İşte aşı olmayacağım da bunun gibi bir şey diye de korkuyorum. Yani korkuyorum. Evet, aşı olmayacağım. Çünkü çip takacaklar. Çünkü işte vücuduma bir sıvı verecekler. Ne? Su verecekler belki de. Hiç şey. Çok haklısın ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu belirsizlik hali bizi bir yandan da yaratıcı da kılıyor Aris. Yani çünkü o belirsiz olan şeye bir dakika ben şöyle diyebilirim. Şöyle bir diyelim ki edebiyatla ilgileniyorsunuz. Şöyle bir şiir yazabilirim. Yeni cümleler, yeni kelimeler bulabilirim. Şöyle bir roman yazabilirim. Ya da siyasetçiyseniz bu yeni durumda yeni sözler, yeni cümleler bulabilirim. Eğer varsa bir heyecanınız, bu aynı zamanda yaratıcıdır da. Öbür türlü sabit olanı kim ister Aris? Yani değişmeyeni kim ister? Sabah gene ziyan olan yayınımızda bunları konuşmuştuk. Pandora'nın kutusuna buradan gelebilirim. Pandora'nın kutusunda biliyorsun 5-6 tane şey saklı, işte hırs, işte arzu, umut da bunlardan bir tanesi. Orada işte Pandora'nın bu kutuyu açmaması gerekirken açıyor ve içeride bir tek, şimdi uzatmayayım şeyi, mitolojiyi, bir tek umut kalıyor orada, esir kalıyor, rehin kalıyor ve cılız bir sesi var. Hatta o umudun da kelebek olduğu söyleniyor. İşte benim de şansa sabah gene gösterdim, göstereyim, aynı bardakta içiyorum. Bardağımda kelebekler var. Tanrılar bile, yani Zeus'un bile insanlar morallenemesin, canlanamasın, hareket edemesin, stabil kalsın, sabit kalsın sistem diye umudu içeride hapis bırakıyor, bıraktırıyor. Efsane odur ki işte, yani burada burada şimdi yeni dönem belirleyici olan uluslararası sermayeyi, burjuvaziyi düşünürsek bak çok sarsıcı bir şey korona. Yani uçaklar, uluslararası uçuşlar çok ciddi oranda düştü. Burjuvazi bunu yapar mı ya? Burjuvazi özellikle ulaşımı keser mi ya? Hani mal alışverişini. Demek ki gerçekten çok ciddi bir durum var ve bunu bize doğa, bütün teknolojimize rağmen, yapay zeka üretmemize, Mars'a gidip gelmemize rağmen ki mutasyona uğramış koronayı daha tam bilemiyoruz. Belki daha da mutasyona uğrayacak, ileride ne olacak bilemiyoruz. Bunda bile bu kadar tatsız bir etki yaratmış iken bize bir dakika hop demişken, bu da umutlu bir durum aslında. Bize o kadar da değil diyor. Biz sürekli hani toprağa, biz senin sahibiniz diyoruz. Toprağa, bu burası benim toprağım diyoruz, şudur budur diyoruz ama doğa sürekli yer değiştiriyor. Hiçbir toprak durduğu yerde durmuyor. Ya rüzgarla, ya denizle, ya erozyonla. Toprakta sınır yok. Doğada sınır yok. Bizde var o sınırlar. Ve doğa bize haber hatırlatıyor bunu. Elbette biz de şehirler kurarak, yani örgütlenerek doğaya karşı mücadele ediyoruz. Ve bence travmatik bir şey yaşadık sanıyorum o ilkel dönemde. Hani o mağaralar döneminde, buzul çağ döneminde ateş yok, su yok, bir şey yok. Sürekli eziliyoruz. Onun intikamını belki böyle alıyoruz. Tırnak içinde intikamını söyleyeyim. Ama doğa da bir dakika, yani bir yere kadar diyor. Ve ne kadar gelişmiş olursak olalım durduruyor. Uçak şirketlerinin durması çok sarsıcı Aris. Ve bir yandan da umut verici. Yani ama bir taraftan kargo ozon tabakası biliyorsun delip kapandı biliyorsun. Evet, ama bu tekrar açılmayacağı anlamına gelmiyor. O kapanan delik daha önce de kapanmıştı. Bir de şey, mal alıp verime sonuçta durmadı aslında. Kargolar gitti geldi. Sadece sen ne dersen bir ay kadar bir Çin'den mal gelmesi durdu ama mal alıp verme devam etti sonuçta biraz. Sadece yolcu uçuşları durdu ama o da büyük bir şey. Dediğin gibi o da bir şey. Sonuçta en büyük şirketler iflas etti yani. En büyük uçuş şirketleri, uçak şirketleri ki yani, iflas edemez dedikleri. Zengin şirketler değişti. Amazon çok kazandı. Kurye şirketleri, kargo şirketleri.
en güçlü şirketler haline geldi. Bilişim şirketleri en güçlü şirketler haline geldi. Ama diğerleri mesela toplamda 135 milyon kişi ne iş kaybetmiş bu dönemde dünyada? 135 Evet. yanılmıyorsam. Tabii onlar da bir Ama bir taraftan. yandan da 85 milyon civarında yeni iş olanağı bilişim üzerine kurulu tabii. Yani, olanağı yaratıyor. Yarısı kadar bir şey yapıyor. Bugün Ama bu yine daha da büyüyecek. o Bu veriler büyüyecek. de vardı. En çok kazananlar arasında yine teknoloji şirketleri, Tesla, işte Bill Gates, Facebook, öyle şeyler, Şunu Twitter. demeye çalışıyorum. Şimdi o kadar bilemiyorum. Bunu bir tarihçi bilir, bir antropolog bilir ama veba salgını nasıl modern tıbbın gelişmesine dolaylı yoldan ya da direkt aslında nasıl bir katkıda bulunduysa korona da belki bizim bu sürecimizi hızlandıracaktır. Belki elektrikli arabaya yani geçişimizi hızlandıracaktır. Yani benzinli araçlardan kopuşumuz hızlandıracaktır. Bizim mesela teknolojiyle bu yayınlarla YouTube'la ilişkimiz çok hızlandı son bir senede. Geleneksel televizyonla ilişki eskiye nazaran çok daha düşük. Benim Evet. çocuğum asla televizyon açmıyor. YouTube'un dışında bir şey seyretmiyor. Yani geleneksel yayın yapan televizyonları seyretmiyor. Böyle büyüyorlar ve dönmeyecekler asla ona. Biz nasıl ilkel döneme geri dönmeyeceksek, yani mağaralara geri dönmeyeceksek ki oradan zar zor çıktık. Bir daha geri dönüş gerçekten olmayacak diye düşünüyorum ve bu bir bilinç yaratıyor bizde, bilimle ilişkimizde, rasyonel olanla ilişkimizde, doğayla ilişkimizde. Biraz zorla da olsa doğa biraz kafa gözümüzü kırarak ve hak ettik bunu bir yandan da çok fazla müdahil olduk. Ama gene anlamıyorsak bu sefer daha sert bir şekilde yapabilir bunu. Hani daha sert bir korona versiyonunun geldiğini düşün, daha hızlı bulaşan. Aşının da kâr etmediği ya da sen aşıyı bulana kadar daha hızlı öldüren bir korona da pekala gelebilir. Evet. Bakalım. Bu sabah şeyi söylemiştim, o doğayla ilişki meselesinde. Bu Hollanda'nın kurulduğu zaman oraya taşınan kavimleri Ha binlerce evet. yıl önce anlatmıştım. O ilginç bir hikaye aslında. Sesli kitaplardan birinde Avrupa tarihini okuyordum. Orada anlattığına göre Hollanda düşük ülke, Fransızca Pays-Bas düşük, yani alçak ülke olarak gözüktüğü için orada ilk öğrendikleri şey toprakla iletişim kurmak. İşte toprağa, işte su sürekli toprak alıyor, erozyon oluyor toprakta. Onu engellemek için halkı toprakla iletişim kurmayı, nasıl onunla çalışacağını, suyun erozyonunu engellemek için nasıl kanallar açacağını, suya nasıl yol vereceğini, onun nasıl yolunu belirteceğini ve toprağı şekillendireceğini öğretiyorlar. O kadar ki işte bir çocuk yoldan geçerken, bir romandan alıntı yapıyor kitapta. Çocuk yoldan geçerken su sesi duyduğunda küreği alıp, artık 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuğun küreği alıp müdahaleye gideceği, bir de günlük hayatın buna göre şekillendiği, okul mokul, yani bırak artık, müdahale etmeye gidiyor. Bir yol da var ki bu da, yani eskiler birazcık bilmişler herhalde bir toprakla, dünyayla birlikte yaşamayı. Sonra bu endüstri 2.0 mı 3.0 mı artık neyse araya girince tamamen koptuk ve kendi 4.4'ten bahsediyorlar Endüstri 4.0'a şimdi o şimdiki 4.0, bu dediğim benim krallıklara nasıl geçiş döneminde geçiyor. makineleşme nasıl ilk olduğunda Okay, nasıl olduysa, pardon. ilk makineleşme nasıl olduysa o süreçte biz kaybettik yani. Bu benzin ve yakıt tüketme ve ne diyeyim, aldığından yok, fazlasını evet, gereğinden fazlasını tüketme. Yani o kadar ki diyorum ya, benim normalde hafta içi çalıştığım şirkette, yani bir geri dönüşüm işi yapıyorsak, bu geri dönüşüm yerinde görüyorum yani yüzlerce kilo günlük yemek artığı çıkıyor. İnsanlar aldığı şeyi yemiyor. Ama onu şey yapmışsın, siparişini vermişsin. Siparişini verdiği şeyi yemeden döküyor ve onun doğaya, tabii ki organik besin olarak dönmesi çok daha kolay, ama bu ne kadar tükettiğimizi gösteriyor. Yani ben orada fark ediyorum. Yani 1.000 kişiden eğer günlük 150 kilo çıkıyorsa, bir ülkede çıkacak olan şeyi düşünebiliyor musun? Metal ya da şey artığını. Ve biz bu Tabii. metali üretiyoruz demek ki. Bir yerde bunu yakıyoruz. Bunu yakmak için enerji tüketiyoruz, kömür yakıyoruz, bir şey yapıyoruz. Bu çok inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir tüketim toplumu. Burada ilginç bir şey var benim açımdan. Ben gene de
Doğru, bu eleştirilerinde haklısın ama umutsuz değilim. O da şu, biraz önce bir yazı geldi foruma. Yazıda paleontolojik çağdan bahsediyor ve o dönemki tanrıça heykelciklerine bakarak durumu anlamaya çalışıyor. Sen de hatırlarsın, herkes bilir bereket tanrısı falan. O dönemki tanrıça heykelcikleri genellikle kadınlardır ve neden kadınlardır üzerine yoğunlaşıyor ve onların dikkat hatırlarsan kalçaları ve göğüsleri şeydir, hani obez diye tarif ediyor da, geniştir. O insanın buzul çağı işte o hastalıklar şunlar bunlara karşı nüfusun ciddi oranda arttığını ve kadınların yani sürdürmek için neslini bu şekilde o yazının iddiası, bu bir çeviri yazısı, birazdan yayınlayacağım. Bu şekilde kendini sürdürdüğünü söylüyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanlar bir yandan da uyum sağlıyorlar. Evet, yeni zorlu bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Biz doğayı gerçekten çok zorluyoruz ama doğa bize kafa göz girdiğinde bir dakika deyip yeni duruma da uyum sağlama, bunu anlama, idrak diye bir kavram var sonuçta. İdrak etme potansiyelimiz çok yüksek. Ve bunun çok hızlı olduğu bir zamandan bahsediyoruz bir yandan da. Çok hızlı bak bu teknolojiye geçtik. Biz düne kadar yayın mı yapıyorduk? Düne kadar bu kadar internet üzerinden yayın mı vardı? Hani Zoom üzerinden. Çok hızlı buna uyum sağladık. Uyum sağlayamayan zaten ne yazık ki elimine oluyor. İdrak edemeyen peki daha doğrusu. Mesleğini buna göre geliştiremeyen. Evet, çok sert bir durum bu ama doğa da çok sert bir yandan da. Biz şehirler kurmasaydık, neslimiz, insan neslinden bahsediyorum, örgütlenmeseydik şehirlerde yok olmuştuk. Yani net. Örgütlü olanlar zaten dikkat et sürdürebiliyorlar şeylerini, yaşamlarını, yani organize olanlar. Biz dolayısıyla bunu idrak etme potansiyeline sahibiz. O yüzden döneceğim siyasi olan umut kısmına. AK Parti seçmenleri, AK Parti diye bir parti yoktu 2001'de. Kurulduktan bir sene sonra %35 oy aldı. İnsanlar o güne kadarki olan yerleşik parti ne ise o, fazilet, işte saadet ya da işte Bence CHP Sefa diye parti kurulabilir CHP, DYP, ANAP falan filan hızlıca bir şey gördüler ve ona yöneldiler. Yani idrak ediyor insanlar ama hızla bir şeye yöneliyor. Hızla bir şeye yönelen, yani kendi partilerini terk eden, bugün de hızla AKP'den başka bir yere yönelebilir pekala. O yeni ve sert durum karşısında bizim idrakimiz çok yüksek. İrademiz de çok yüksek Aris, yaşama irademiz. Hepimiz öleceğimizi bildiğimiz halde yaşama iradesinde bulunuyoruz. Yani ölümün kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Uzatabiliriz belki tıpla ama kaçınılmaz olduğunu biliyoruz ya da ya gene bilim kurguya gidecek olur isek belki zihnimizi aktarmak isteyebiliriz bir robota falan ya da o işin başka bir yanı ayrıyeten konuşmak lazım ama sonuçta bilim kurgu bence hep gerçeklikten yola çıkıyor bir yandan da. Her neyse, karıştırmayayım orayı. Buna da ben bundan da umutsuz değilim. Yeni duruma derhal adapte oluyoruz. Okey evden çıkmıyorum, okey maske takıyorum diyoruz falan filan ama ben mesela artık ofise geri dönmem. Aris. Dönmeyeceğim yani. Home office diye çok fantastik bir tanımlamaydı 2000'lerin başında home office'ler yeni başladığında. Şu anda hayatımızın olağanı oldu. Fantastik bir şey olmaktan çıktı evden çalışmak. Ya da rezidanslarda yaptığım bir şey olmaktan çıktı. Olağan bir şey haline geldi. Elbette gene de dışarıda çalışmak zorunda olanlar var. Bu doğru. Ama home office artık rutin, vasat, sıradan bir şey haline geldi. Bu şekilde çalışabiliyoruz ve iletişim ve birbiriyle temas etme başka tür bir hale geldi. Ulaşım bu haliyle dolayısıyla azaldı mesela. Ben trafiğe çıkmıyorum. Sen de mesela anlaşabilirsen Arta TV ile diyelim bir süre sonra evinden bu yayınları yapıyor olabilirsin falan filan. Teknoloji oraya doğru gidiyor zaten. Bu hale gelebilir pekala. Dolayısıyla mesela ulaşım, yani karbonmonoksit gazı salma azalabilir.
Bu bence bir yandan şehirlerden uzaklaşmayı da getirecek. Yani şehirlerde, tabii. Şehir merkezinde yaşama zorunluluğu tabii. Kalmayacak artık. Farz et iletişim çok güçlü, internet ağı çok güçlü. Sen doktora internet vasıtasıyla görünebilirsin ya da yapay zekanın robot, tıp robotlarının geliştiğini farz edelim. Evinde o var, o sana bakıyor olabilir. Ya zaten şu anda bile hani nabzını falan ölçüyor telefonun, onun bunun şunun. Şehre nadiren inmen gerekebilir. Dolayısıyla ulaşımla ilişkin zayıflayacak ama bu bir yandan da insanları yalnızlaştırır mı? Yeni bir durum mu ortaya çıkar? Yeni bir dil mi ortaya çıkar? Ama bir yandan da evlere tıkıldığımız oranda daha çok konuşuyoruz eskiye nazaran. Yani evet. Trafikte vakit geçirmek yerine burada vakit geçiriyoruz. Birbirimize konuşuyoruz, yazışıyoruz, ediyoruz. Bir yandan da dil de, yani iletişim azalıyor gibi gözükse de aslında çok da yükseliyor. Tabii fiziki iletişim bambaşka bir şey. Ben özlüyorum evet. Yani insanları görmek tabii, falan tabii. Böyle bu bambaşka bir durum. Tabii. Evet, biz yine uzattık ya. Uzatmış mıyız? Evet. Tamam. Olduk. Bu arada sen teknoloji ve fantastik şeyler söyledin ya, George Orwell'ın biliyorsun copyright'ı bitti. Artık evet, geçmiş. Daha fazla daha fazla galiba yazından yani, bir sürü romanı şeye çıkmış, boşa çıkmış. Şimdi onları yayınlamak için yeni yayın evleri sırada. Türkiye'deki copyright'ı bir yayın evindeydi. Sen şimdi bundan sonra dizileri, filmleri gör. O neler çıkar. Çünkü her yerde, tiyatroda bile kullanılabiliyormuş. Fantastik deyince aklıma o geldi. George Orwell 1984 tabii ki. Bu bütün dediklerini aslında umudu dahil anlatacak roman yani. Hatta evet. Onun filmi yapıldı bildiğim kadarıyla, değil mi? 84 filmi var evet. Filmi var. Olmayan filmi de seyredebilir ama bütün bu konuştuklarımızı şu an içinde yaşadığımız süreci belki de anlatabilecek bir şeye sahip, yani yapıya sahip. İlginç bir roman. Tabii. Ta o zamandan yazılmış bir roman. Neyse daha fazla uzatmayalım ama ben hep o yani kötülük içinde durduk yere iyilik arıyor değilim, durduk yere umut arıyor değilim ama bu ikisinin yani bu zorlukların bir yandan da bizi yaratıcı kıldığını, dilin zaten böyle geliştiğini görüyorum, düşünüyorum. O yüzden geçişlerde zorlanabiliriz bir doğru ama neden sonra toparlanacağız, toparlanırız diye de bir siyasi olarak da böyle düşünüyorum. Yani gerçekten olağanın dışında bir şey yapıyoruz. Yani herkesin ekonomik kriz döneminde şeye yönelir, yani güçlü olana yönelir. Sığınmak ister ama burada öyle olmuyor. Mesela bu ciddi bir irade. Ben umutluyum o yüzden. Her şey gibi biraz. Ne derler? Yin yang gibi. İç içe. Biraz ondan yani biraz çok, böyle. Çok oraya gitmek istemedim ama ben Marksistim. Hani ben işte tez, sentez, antitez ekolüyüm. O açıdan yükselciyim. ama bir bütüne bakmak taraftarıyım. Bütünü, bardağın bütününü. Yani bütününe baktığında yarısı boş, yarısı doludan ziyade camını da görüyorsun, malzemesini de görüyorsun. Kelebekleri de görüyorsun. Falan filan. Şeffaf bardak diye. Evet. Bir de bunu Kemal'in içtiğini, bir kısmının aslında midesinde olduğunu da görüyorsun falan filan. Peki, tamam. Neyse, güzel oldu bu akşam yayını. Umarım izleyicilere de öyle olur. Evet, belki bundan sonra akşam yaparız, sabah değil de. Evet. Olabilir. Bunu görüyorsanız kanalımıza abone olun. Bir sonraki İnsiyaki 6'da görüşürüz mü diyelim, tamam. O zaman. Tamam, evet. Görüşürüz. Bir dakika, şuraya şöyle el şeklinde 5 olduğunu da söyleyelim. Tamam. Bu 5. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Öztürk. Hadi bay bay.